kaybedilen yıllar, kaybedilen aylar, kaybedilen günler bir daha geri gelmiyor. Kaybedilen zamanı tekrar yerine getirmek mümkün olmadığına göre önümüze bakmak, önümüzdeki süreci en az zararla geçirmek mecburiyetindeyiz. Değerli arkadaşlar, 20 yıldır Tarsus'ta sizlerle beraber bu kenti bir yerlere getirmenin gayretini görüyoruz. Gerçekten 20 yıl önceki Tarsus'u bilenler, yaşayanlar bugün hatırlamak bile istemez. Mersin'in Tarsus girişini, Mersin'deki keşmekeşliği, Mersin'in adeta bir Orta Doğu'da savaş sonrası bir kent görüntüsünü lütfen gözünüzün önüne getirin. Bu projeleri de onların yerine koyarak Mersin'in nereden nereye geleceğini, nasıl çağlayacağını, çağdaşlığın sadece belli yerlerde eğlenmek değil, kentte yaşayacak insanların rahatını düşünmek, mutluluklarını artırmak olarak değerlendirilmesi gerektiğini özellikle gözlerinizin önünde canlandırın. Tarihi Kent Merkezi Yenileme Projesi. Bunu Mersin'in bütün yerleşim birimlerinde, bütün ilçelerinde hayata geçirmek istiyoruz. Tabii çok gecikmiş bir proje, hafif raylı. Bunu ilk etap olarak Mezitli Trenbar arasında düşünüyoruz. İşte biraz evvel söylediğim raylı sistem, birinci etap Mezitli'den Trenbar'ına kadar olan kısım, ikinci etap Mezitli Silifke Taşucu hattı, üçüncü etapta Trenbar'ıyla Yeni Çukurova bölgesel havaalanı arasında gerçekleşecek. Liman ve lojistik alanlar, liman gerçekten özelleştirildikten sonra işlevsel hale geldi. Ancak bağlantı yolları ve limanın bulunduğu bölge artık ihtiyaca cevap vermez durumda. Buralardan mutlaka düzenleme yapılacak. Tır ve kamyon trafiğine son vereceğiz. Bildiğiniz gibi limanın giriş bölgesi şuralar. Şu bölge hal kavşağı. Hal kavşağında ne kadar sıkıntılar çekildiğini az çok hepiniz görüyorsunuz. O bölgenin mutlaka çözüme kavuşturulması gerekiyor. İşte şurası hal kavşağı, hal yolu. Burası karşıya geçiş. Biz burayı katlı bir yol haline getiriyoruz. Alttaki hal tarafından gelen araçlar karşıya direkt geçecek. Bu üst yoldan da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, yani çevre ilk birinci çevre yoluna buradan dönüş olacak. Tırlar şu aradan gelecekler, şu aradan kıvrılıp bu tarafa geçecekler ve tır yoluyla diğer araçların yolunu ayırıyoruz. Ki vatandaşlarımız Anamur'dan, Gülnar'dan, Bozyazı'dan, Aydıncık'tan, Mut'tan, Silifke'den, Erdemli'den Mersin'e kadar gelmeden bu problemleri de orada çözsünler. Tarsus'un bugünkü konumu da 20 yıl önce hayaldi. Bugün geldiğimiz noktada Tarsus birçok problemini aşmış ve artık 54 vilayetten büyük bir ilçe olarak Türkiye'nin gündemine oturmuştur. Belediyecilik konusunda Türkiye'nin ödüllü tek belediyesidir. Kalite ödüllü tek belediyesidir. Ve örnek alınan belediyecilik
konusunda örnek adına bir kent olarak dikkat çekmektedir. Deniz uçağı, bunlar olmayan projeler değil. Şu anda halihazır İstanbul-Bursa arasında kullanılan projelerdir. Belediye, şunu da öncelikle söyleyeyim. Bu kitapçığı bastırdık, internete de koyduk. İstanbul'dan 3 ayrı firma bu işe talip oldu. Hatta bu projeyle ilgili Uzak Doğu'da, Kore ve Japonya'da bu otobüslerin araştırmasını başlattıklarında ifade ettiler. Biz sistem adamıyız. Biz sistemi kuracağız. Belediyenin kasasından hiçbir bedel çıkmadan bu hizmetleri inşallah başlatacağız. Evet, buyurun.